Evet arkadaşlar, şimdi şişenin durumunu kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi. Arkadaşlar, Arıcılık Teknik Müdür Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda daha yabancı bir kanalda seyretmiş olduğum arı besleme ile ilgili bir video gözlemledim. Ve çok hoşuma gitti. Bunu denemeye karar verdim. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle görüldüğü gibi kola, fanta, su şişelerimiz var. Bunların şu üst noktasının tepe noktasından şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle çiziyoruz tam bu tepe noktasının. Ve buralardan delik deliyoruz. Görüldüğü gibi. Şişenin kapağı kapalı olduğu için buradan akma olanı olmaz, damla damla olur. O yüzden bu şekilde bir deneme yapacağız. Daha önceki farklı besleme şekilleri paylaşmıştım sizlerle. Onların hepsini kullanıyorum. Bir de bunu gözlemlemek istedim. Ve sizlerin beğenisine sunuyorum. Bunu da bu şekilde çiziyoruz. Evet arkadaşlar, delinme işlemimiz bitti. Şimdi şerbet katacağız şişelerimize. Deliklere kadar dolduruyorum. Evet, deliğin az bir altında kaldı. Biraz daha koyacağım. Tamam, buna yeterli bu. Benim gibi haftada bir kere bakan, iki haftada bir kere bakan arıcı arkadaşlara için iyi uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü bir seferde 2,5 litre veyahut da 5 litre aynı kovana da verebiliriz şişeleri. Bu şekilde sürekli de gelemeyen arkadaşlara faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yağma olayının da az olacağını düşünüyorum. Çünkü şerbet kokusu fazla yayılmayacak dışarıya. Delik çaplarından dolayı. Arılar zaten oradan emecek. Evet. Görüldüğü gibi bu seviyede bıraktık şerbetimizi. Şimdi kovanımızı açıp bir de şöyle bir şerbetle kapak basmasın diye böyle bir tahta kestim kovanın genişliğinde ve uzunluğunda. Bunu yerleştirip kovanımıza şerbeti vereceğiz. Yavaş yavaş açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güçlü bir kovanım değil. Özellikle bu kovanımı seçtim. Şu şekilde.
Buradaki amacımız şerbeti nasıl alıyor onu gözlemlemek. Normalde bu mevsimde şerbet vermiyoruz. Görüldüğü gibi şu şekilde ilk başta biraz akıyor. Ondan sonra kesiyor. Ve kesti şu anda. Çünkü içindeki havayı boşalttı. Bakalım ilerleyen saatlerde gözlemlemesini yapacağız. Şöyle aşağıya baksın. Tam aşağıya bakıyor şu anda. Evet. Çok az bir damlama var. Şu anda akmayı kesti. Sadece oradan arılar emecek onu. Evet, kapağını kapatıyoruz. Bir tane de bu kovanıma gözlemleme yapmak için bu kovanıma da koyacağım. Bunu kapatıyoruz artık. Evet, bu şekilde bunu da koyduk. Şöyle delik tam aşağıya bakacak şekilde. Şöyle, tamam. Evet. Bunlar zayıf koloniler. Güçlere vermedik. Özellikle zayıflara veriyoruz. Evet, ilerleyen saatlerde tekrar gözlemleyip videomuza ekleyeceğiz görüntülerimizi. Evet arkadaşlar, şimdi şişenin durumunu kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi şişe bomboş. Komple nektar almışlar. İçinde kalmamış. Aranın durumu da gayet güzel. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın.